ağaçların kapaklarını açtılar ya. Öncesinde dediydiler bize. Evleri boşaltın. Sular altında kalacak diye. Dedemin mezarı bizim evin dibi. Ninem tutturdu. Yaşlı kadın tabii. Evimden çıkmam diyor. Allem kullem taşıdık evden ninemi de. Suların geldiği vakit bir baktık, ninem yok. Meğersem gitmiş. Ölümüne yatmış yatağına. Sular üstüne tırmanmış. Üç gün sonra su gene de attı ninemi. Gene aldı elinden evini. Öte köyde bulduk. Bu Fırat var ya, bu Fırat. Çok can yaktı senin anlayacağın. Şu an sana öyle ihtiyacım var ki Selçuk. Oğlum, dalmışsın. Gel ana, gel. Nasıl oldun? İyi misin ana? İnsanın evladını yitirmesi hiçbir şeye benzemiymiş. Dünya gözümde pul kadar şimdi. Keşke ben gireydim o mezara. Görmeyeydim bu günleri. Bilseydim sarılır öperdim kuzumu, vedalaşırdım. Bunun vedası mı olur ana? Kim sevdiğini öpe koklaya göndermiş ki öte dünyaya? Ne oldu ana? Niye baktın? Yemin ver bak Kendal. Kardeşin güç gitmedi değil mi? Sen çok kızgındın. Yok anam. Canımın parçası o benim. Çekişsek de hep lafla. Ama çok ağladım. Hep o hali gözümün önünden gitmiyor. Ardında dört döl bıraktı boynu bükük. Ne yapacak şimdi o kadersizler? Herkes kendini ağrına yansın ana. Öyle deme oğlum. Onlara da yardım edeceğiz. Madem ki umarsızlar, elimizi uzatacağız. Onlar bizim kanımız, soyumuz. Ana, o karı da çocukları da kanımızı emdi ya. Ne yardımı? O bulur kendine zengin bir koca, ona yanaşır. Açta açta kalma, sen hiç telaş etme. Ana. Güzel ana, güzel ana.
Kızlar nerede? Odalarındalar. Ebru Hanım, izin verin ben gideyim. Nereye gidiyorsun Sevim? Sen gidersen ben ne yaparım? Ebru Hanım, yanlış anlamayın. Bir şey ima etmek için söylemiyorum ama... ben bayağıdır maaşımı alamıyorum. Bir şeylerin yolunda gitmediğini anladım fakat bu kadarını düşünememiştim. Bu yüzden... Maaşını alamadın mı? Bu kadar mı her şeyden habersiz yaşamışım? Geldim, kapıdayım. Nasılsın? İşin biter bitmez çıktın. Bir haber falan var mı? Selçuk, ne olur bir şey sorma. Sarıl sadece. Fırat suyu yatağın, ayaz yorganın oldu. Yapma böyle bacım, oğlunu düşün. Sen dik dur ki sana yaslansın. Sana yaslansın ki yıkılmasın. Aslanım, dokunmasın. Baran. Amcamın borcu çok mu? Amcanın borcu çok mu? Şimdi benden duymuş olma da... bu fabrika rahmetli babanın borcundan dolayı ipotekli. Şimdi nasıl desem? Amcam ben babama kimden miyim diye demiyor ama... babam batırdı bizi. Biliyorum ben. İşin içinden çıkamayınca da... tuttu, kendini batırdı. Ben de sana bak dedim teyzem kızı. Ev belledim Fırat'ı. Selam aleyküm. Aleyküm selam teyzem oğlum. Ne yaptınız? Vardınız mı Oğuz'un yanına? Vardık vardık. Başladılar kıyıyı taramaya. İnşallah bulurlar da elimizi açıp dua edeceğimiz bir mezarımız olur. İnşallah. Baran aşağıda mı kaldı? Yok. Evde değil miydi? Ben sen ne sandıydın? Yok abi, ben de değil. Bana bir şey de söylemedi. Nereye gitti acaba? Ben bulur getiririm şimdi. Sen telaş etme bacım. Hadi git dinlen.
Sağ ol abi. Sağ olasın Deyzem oğlum. Eyvallah. Seni nasıl eve sokacağım ben? Kendal abi bacağıma tükürecek ha. Baran hadi kalk oğlum gidiyoruz kalk. Ya hadi. Bırak burada kalacağım. Yapma oğlum. Ha gayret hadi bir kalk. Babamın öldüğünü de söylemedin zaten bana. Senin iyiliğin için Baran. Bak amcan da sen üzülmeyesin diye. Ya bırak git. Ne yapıyorsunuz aslanım burada? Fırat abi. Kalk diyorum da kalkmayacağım diye abi. Burada kalacakmış. E bunu bu kadar içirmeden evvel düşünecektin Recep. O daha dünkü çocuk ya sen. Doğru diyorsun abi. Var git kendilere. Baran benimle beraber. Merak etmesinler. Tamam abi. Evlat. Hadi eve. Kalk. Anan da meraka düştü. Oo dayı. Gel içelim. Vallahi bırakma. İçmek mi istiyorsun? Evde içeriz. Kalk. Söz. Söz. Gel. Allah, hadi. Gel. Dayı. Bak bana. Gözlerimin içine bak. Hı. Bana hiç yalan konuştun mu? Yok. Hiç yalan söylemedim sana. O zaman söyle. Ben sevilmeyecek birim. Söyle dayı ya. Sen itsin, köpeksin de. Yüzüne bakılmazsın de. Yapma evlat. Ne olur söyle dayı, kurban olayım. Gerçek neyse onu de dayı. Ben sevilmeyecek bir adam mıyım? Babam beni niye sevmedi? Çıkarken ona gitme derdim. Bütün bunları benden neden sakladığını sorardım. Bana her şeyi anlatsaydı battı Kebro. Her şey tükendi deseydi belki sadece şaşırırdım. Ama ona kızmazdım. Ne düşünüyorum biliyor musun? Acaba Murat'tan önce nasıl bir hayatım vardı? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ondan öncesi yoktu sanki. Ben hatırlayamadığım bir hayatı nasıl yaşarım? Beni nasıl bir başıma bıraktı? Hiç mi düşünmedi Ebru ne yapar diye? Ben şimdi nasıl yaşayacağım Selim? Uyuyakalmışım. Daha içecektik.
Mert'e mektup mu yazıyorsun? O Sedef'i anlarım. Bu Sedef'i anlamam. Nasıl başın götürüyor dayı? Ömür törpüsü. Yapıyorsun günlerce, satıyorsun 3 kuruşa. Değmez diyorsun yani. Bilmem. Sen söyle. Yani çok para etmese de övgüye değer. Baba mesleğine de olsa. Baban öldüğünde kaç yaşındaydın dayı? 13. Anam da 6. Hem öksüz hem yetim kaldık. Ama babaannem sahip çıktı size değil mi? Sağ olsun. Herkes üstüne düşeni yaptı. Ama ateş kimin avucuna düşerse onun ciğerini yakar. Kimi kavurursa onu büyütür. Anam anlatır durur. Hem analık hem babalık etmişsin. Bir yandan okula gitmişsin, bir yandan dükkanda çalışmışsın. Akşam da soframızda hep sıcak yemek olurdu der durur. Anan abartmış biraz. Ama aile olmak zordur. İnsan her türlü yükü atabiliyor sırtından. Ama aynı candan, aynı kandan olunca atamazsın, satamazsın. Sen kızına sahip çıkıyorsun. Ne güzel. Ne şanslı Sedef. Bir de evlat gibi değil de yük olmak var. İşte en kötüsü o. Bak Baran. Eksik büyümeni istemem. Ben senin dayınım. Ama istersen kardeşin, abin de olurum. Cam gibi parçalansam, dağılsam bile elinden tutarım senin. Sağ ol dayı. Ben biraz daha uzanayım. Alo, buyurun. Alo, Fırat Bey. İyi geceler, rahatsız ettim. Ben Ebru. Müsaittiniz değil mi? Estağfurullah. Estağfurullah, buyurun. Önemli bir gelişme var mı merak ettim. Onun için aradım. Keşke. Ama henüz bulamadılar. Peki. Teşekkür ederim, iyi geceler. İyi geceler. Al kızım, bunları kapıya bırak. Al kızım. Keşke ben koysaydım. Yarasını dağları gibi. İş o ayakkabıları kapıya bırakmakla değil ki kızım. Ne olacak? Ben de bırakırdım. Elime mi yapışır? İş umudunu o kapıya bırakmaktı.
İstediğin gibi az kızarttım. Oğlum dur, yanacaksın. Hayırlı sabahlar. İyi sabahlar teyzemiz. Narin. Kuzum bir lokma yeseydi. Yok abla. Ben kaçtım. Otur oğlum, lokman bitmedi. Ders başlayacak. Başlasın. Geç gitti, kaybın olmaz. Doydum zaten. Hadi Allah zihin açıklığı versin. İyi dersler. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Afiyet olsun. Sağ ol Deyzamoğlu. Gel beraber olsun, buyur. Hiç iştahı yok. Bak görüyor musun? Acısı taze tabii. Doydum dedi oğlan Narin. Ne acısı? Olmayan babanın yasını mı tutuyor sandın? Hayattayken seni sevmeyenin ardından üzülmek de neymiş? Baran'a da böyle mi diyorsun Kemal? Ne demek şimdi bu? Baran iyi değil. Onun yanında da böyle konuşuyorsun ki dert etmiş çocuk. Babam beni sevmedi deyip duruyor. Neyse onu diyeyim ben. Demek de hakkım. Babası her yüz çevirdiğinde ben tuttum elinden onun ben. Öldü diye çocuğu doldurup babasının yerine geçemezsin ki. Baran'ı gerçekten düşünüyorsan böyle yapma kendin. Sağ ol bacım. Anlaştık değil mi Ömer abi? Sana bir çek yazacağım. Gidip tıkır tıkır bankadan paranı alacaksın. Yanın kamyonu göndereyim de yüklet fıstıkları ha? Az oldu ama Kendal. Urfa'da kilosunu 10 lira veriyorlar. Kalbimi kırıyorsun ama. Bugün alır yarın almaz. Biz hep buradayız. Ayrıca Fevziler de ona satmış. Sonra geldi 3 gün ağladı bana. Elek de çok fire vermiş. Al demişler fıstığını. Adamın bahçesinde bütün fıstıklarını boca etmişler ha. Bunu da düşün. Yani ben senin için diyeyim ha. Yoksa bana fıstık çok. Tamam Kendal. Yarın gönder kamyonu. Hay yaşa be. Yarın kamyonu da çeki de gönderirim ha. Haydi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Ya ağzın gözün bir tek dursun ya Bülent. Ayar ettin beni. Abi kredinin 3. taksidi gecikmiş. Banka fabrikaya el koyacağım diyor, sen hala çek diyorsun. Öyle çaresizim ki. Aklıma siz geldiniz. Ben de gelip sizinle görüşmek istedim. Anlıyorum. Çok zor tabii ki. Murat Bey için de çok üzülmüştüm. Teşekkür ederim. Ebru Hanım, size yardımcı olmak isteriz. İnsan kaynaklarıyla bir görüşün. Bakalım size nasıl bir iş bulabilecekler. Çok teşekkür ederim. Gir. Pervin Hanım, Ebru Hanım çok yakın bir dostumuzdur. Telefonda söylediğim gibi. Nasıl kullanabiliriz? Bir bakın lütfen. Müsaadenizle toplantı var. Tabii. Ziya Bey ayaküstü biraz bahsetti ama benim size birkaç sorum olacak. Şirket içinde size uygun bir konum bulmak için vasıflarınızı bilmeye ihtiyacım var. Daha önce herhangi bir iş tecrübeniz? Yok. Eğitim durumunuz? Lisans, lisansüstü? Ben evlenirken fakülteyi bırakmak zorunda kaldım. Lise mezunusunuz yani. Şirketimizde temizlik ve hizmetli personeli hariç tüm çalışanlarımız lisans eğitimi almıştır. Tabii arada yardım ettiğimiz birkaç torpilli hariç.
Ziya Bey çok hayırseverdir sağ olsun. Sizi kastetmiyorum tabii, üzerinize alınmayın lütfen. Evet, peki Ebru Hanım. Ziya Bey size yardım etmek istediğine göre bana ancak hangi birimde çalışmak istediğinizi sormak kalıyor. Buyurun, konumunuzu siz seçin. Ebru Hanım. Hayır, arazi Ebru Hanım'ın üstüne. Ya kendi gelecek devretmek için ya da vekalet verecek. Başka türlü satamayız arazi. Hay Murat, elin kırılsaydı emi tuz sen gerdanlık takar gibi toprak ver. Mahmut yıllardır istiyor arazi. Kaç para istesek verecek. Oradan gelecek parayla kredinin en az 5 taksidini öderiz. 5 takside ben buranın belini doğrulturum. Peki ne yapacağız? Kadın da zor durumda. Batılar neticede. Ya para isterse? Dereyi geçene kadar ağzına bir parça bal çalacağız. Alt tarafı yarım akıllı sosyetik şehir günü. Nari, bunu sen mi yıkadın? Ben yıkadım. Mis gibi kokuyor. Elimle çitiledim. Arasına da karanfil koydum. Tıpkı senin gibi kokuyor. Ada, niye buradasın? Gelsene içeri. Ya hiç fark etmedim. Üyeliğim bitmiş de şimdi yenilemekle uğraşamayacağım. Sonra hallederim. Seni görmeye geldim sadece. Sen özlemedin mi beni? Özledim de şimdi dersim var. Sonra konuşalım mı? Git diyorsun bana yani. Güzelim, dersim var. Gel, sana bir taksi çağıralım. Yok, gerek yok. Ben hallederim. Ben dersten sonra ararım seni. Gösterdi. Müşteri güzelim. Ya bileğini burkmuş, ortalığı birbirine katmış. Ben de postaladım gitti. Umarım öyledir. Başka ne olabilir ki? Şu gözler senden başkasına verebilir. Vallahi anan da ağzına lokma koymadı. Arada süt içiyor o kadar. Ben sana diyeyim, yarın bir gün yığılır bir ele kalır. Hadriyan'la da öyle. Emine abla birkaç lokma verdi ama. Baran, sen de başlama. Ya de.
Baran. Oğlum. Oğlum al şunları da çıkar odana. Bunlar ne? Bunlar babanındı. Bundan sonra sen giyersin. Ne oluyorsun Baran? Baran! Baran oğlum! Oğlum bırak yapma! Bırak! Bırak! Bırak Baran! Bırak! Bırak evlat! Oğlum ne yapıyorsun? Bırak! Ha? Bırak Baran! Yapma Baran bırak! Bırak! Yapma! Baran! Baran ne yapıyorsun oğlum? Yapma bırak! Anne bırak! İstemiyorum! Anne bırak! Bırak yakacağım bunların hepsini bırak! Bırak! İstemiyorum! Oğlum yapma Baran bırak ne olur! Bırak! Oğlum bırak! İki vereyim size. Ne olur beni yanlış anlamayın ama benim bildiğim bu yüzük çok kıymetli. Eşim bunu yurt dışından almıştı. Hanımefendi, bu pırlantalar alırken el yakar da satarken beş para etmez. Ama yok, ben daha fazla vereni bulurum diyorsanız siz bilirsiniz. Kaç gündür gözyaşı döküyorsun? Hem de değmeyen bir adama. O seni sevdi mi? Senin için ne yaptı? Hiç. Bizi bırakıp gitti. Kendi canına kıydı. Seni biraz sevse nikahını almaz mıydı? Beni oğlu yapmaz mıydı? Oğlum o senin baban. O benim babam değil. Hiç de olmadı. O kadının kocası öldü. Onun çocuklarının babası öldü. Benim değil. Tabii ki yine bütün gözümüz kulağımız burada olacak. Ama fiilen aramaları bitiriyoruz. Siz elinizden geleni yaptınız Oğuz komutan. Daha ne yapacaksınız? Sağ ol Oğuz kardeş. Eyvallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ ol. Baran. Babanı bulamadık oğlum. Bağrımıza taş basacağız. Benim babam sensin. Hep de öyleydin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Aslanım benim. Haydi oğlum fabrikaya gidelim. Yavaş yavaş işin ucundan tutmaya başla. Benim neyim varsa senin olacak bileyim değil mi? Ben eve gideyim amca. Yarın sınav var, hazırlanmam lazım. Ne sınavı, ne de diplomayı hiç düşünme. Müdürle konuşuruz, hallederiz icabında. Ben yine de gideyim amca. Akşam görüşürüz. Peki oğlum. Dikkat et haydi. Aslanım benim be, koçum. Doğru yapmıyorsun teyzem oğlum. Çocuğu okulundan bırakma, fabrika kaçmıyor ya. Kendi kulaklarınla duydun. Baran beni yüreğinde baba olarak biçmiş. Baba oğul arasına girme Fırat kardeş. Sen bence kızını özledin. Onu görmenin yollarını ara. Oğlumun da aklını bulandırma. Haydi. Haydi.
Mahmut Ebru Hanım'ın tarlasıyla ilgili görüşmeye geliyor. Ne yapacağız şimdi? Daha Ebru Hanım'dan vekalet almadan söyledik adama. Hele bir Mahmut'la el sıkışalım. Gerisini ben hallederim. Sosyete gülü Ebru Hanım beş parasız kaldı. Hemen oltaya gelir. Merak etme sen. Mekanı cennet olsun. Ne diyeyim Ebru? Hepimiz şok olduk. Keşke elimden bir şey gelseydi. İnan bana, ben de bazı şeyleri yeni öğreniyorum. Elimizden geleni yaptık ama olmadı. Abisi para verir sanıyordum aslında. Hala bütün bunları bizden neden sakladı anlamıyorum. Ne bileyim, bir çözüm bulurum sandı herhalde. Neyse. Sen ne yapacaksın şimdi? Çocuklar nasıl? Hiç bilmiyorum. Hiç bu kadar çaresiz olmamıştım. Ben de senden akıl almak için geldim. Bende de akıl kaldığını bilmiyorum ama bir düşünelim, konuşalım bakalım. Güzel. O zaman diyoruz ki senin tarlaya karşılık borcunun yarısını ben ödüyorum. Geri kalanı da sen temizlersin herhalde. Eyvallah. Uzat bakalım şu elini. Haydi hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin. Yarın kaçta tapudayız? Ya Mahmutcuğum, şimdi bizim İstanbul'dan gelecek birkaç evrak var. Onlar gelsin. Akşamına basarız imzayı. İyi. O zaman bana eyvallah. Görüşürüz. Haydi başımla beraber. Güle güle gel. Oldu bu iş. Borç harç hepsinden kurtulacağız. Şimdi şu Ebru karısını bir arayalım bakalım. Dinle bak. Olta nasıl atılır? Balık nasıl yakalanır öğren. Hayatım boyunca hiç çalışmadım. İşte anlattım sana, kadın beni yerin dibine soktu. En yakın arkadaşım dediğim, bırak borç vermeyi, bana kefil bile olmadı. Rezil oldum. Anlıyorum, dur bakalım. Rüzgar'ı doktora götürmek istiyorum, cebimde 5 kuruş para yok. Alo Kendal Bey, ne olur iyi haber verin. Aramalara son verildi bacım. Fırat aldığını geri vermeyik. Nasıl yani? Benim kocamın bir cenazesi, mezarı olmayacak mı şimdi? Biz usulen bir dua okutacağız. Ama sen şimdi oradan boşuna kalkıp gelme. Çoluğunun çocuğunun yanında ol, he? Çocuklar zaten çok kötü durumda. Hepimiz perişan olduk. Ha işte, ben de onun için aradım. Ateş düştüğü yeri yakayım. Giden senin kocansa benim de kardeşim. Ama olanla ölene çare yokmuş bacım. Evet, öyle oluyormuş. Ben senin derdinin çaresini buldum bacım. Neymiş o? Şimdi burada bir tarla vardı. Senin üzerine yapmış galiba. Doğru değil mi? Doğru, ben onu tamamen unutmuştum. Doğrudur. Şimdi elin köyündeki darla neyine gerektisi? Neyse, sen şimdi bana vekalet yolla. Ben o tarlayı satıp sana parasını yollayayım. Fazla etmez ama belini doğrultursun. Siz ciddi misiniz Kendal Bey? Hemen satabilir miyiz? Satarız, satarız. Niye satmayalım? Çoluğunu çocuğunu aç mı bırakacağız? Sen vekaleti gönder, gerisini hiç düşünme. Tamam, siz hiç merak etmeyin. Ben bütün işlemleri halledeceğim. En geç yarın sabah sizin elinizde olur. Eyvallah bacım, sağ olasın. Haydi, haydi. Oldu bu iş. Bülent, bana şöyle bol telveli bir kahve söyle, haydi. Tamam abi. Oh be. Bu işler böyle olmuyor Ebru. Sen gördün mü bu tarlayı? Valla ben tamamen unutmuştum. Ederi neymiş peki, söyledi mi? Valla inan hiç umurumda değil, benim paraya ihtiyacım var Ali. Tamam da Ebru, görmeden mal mı satılır? Madem senin, al tapunu, git gör. O herif de sana yardımcı olsun satışta. Niye öyle diyorsun şimdi? O adam benim kocamın abisi. Hemen çocuklarımı bırakıp hiçbir yere gidemem. Murat da senin kocan da Ebru. Bak ne çok şey saklamış hepimize. Büyüksün Kendal abi. Helal sana. Ah.
yakaladık Bülent. Büyük balığı yakaladık. Hem de 150 kiloluk şabut balığı, şabut. Maşallah, maşallah. Ya ağam, bu eksik edek sonradan duruma uyanıp bizden çok para istemesin. Ya o sosyete gölünde o akıl ne arar ha? Daha kaç para eder benim arsam diye sormadı bile. Bülent! Oh! At bakalım şuna 1 lira. Sonra da gel tapudan randevu al bize, haydi. Tamam abi. Oh. Vay 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 vay. 150 kiloluk şabut balı, şabut. Durumu daha da zorlaştırıyorum. Ben mi zorlaştırıyorum? Bir dakika daha kalamam artık bu evde. Yetti artık ya. Ada. Ne oluyor? Ne olmuyor ki? Şimdi de elektrikle doğalgazımızı kesmişler. Nasıl yani? Ödenmemiş. 2 aydır onlar bile ödenmemiş. Her şeyi çok güzel hallettin anne. Bravo. Nereye gidiyorsun? Arkadaşımda kalacağım. Daha fazla kalamam artık bu tımarhanede. Hayır, hiçbir yere gidemezsin. Bırak beni. Gideceğim diyorum. Gidemezsin. Ben senin annenim. Babam olmadan sen bir hiçsin. Senden nefret ediyorum. Böyle bir şeyi nasıl yaptım bilmiyorum. Belki de çok daha önce yapmalıydınız. Başın sağ olsun. Oo, aslan parçası. Gel, gel. Ders çalışacağım diye fabrikadan kaytardım ama bir şeyler mi yapsak? Belli etmemeye çalışıyorsun ama için acıyor değil mi? Ne acıyacak? Babalık mı yaptı sanki bana? O şımarık ***'lerin yansın hiç. Gelebilir misiniz biraz? Ada! Ada! Aç kapıyı! Beyefendiler icra dairesinden gelmişler. Buyurun da eğer haciz için geldiyseniz zaten her şeyi aldılar. Tahliye için geldik. Tahliye mi? Ne tahliyesi? Evinizin satışı kesinleşti. Siz ne diyorsunuz? Ne satışı? Eviniz ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla satıldı. Alıcı tahliyesini talep etti. Evi boş olarak teslim almamız lazım. Ben nasıl çıkayım şimdi? Yani çocuklar var. Dilerseniz biz halledelim. Siz daha sonra eşyalarınızı yediği eminlikten alırsınız. Ya aslanım ben hangisiyim burada şimdi? Ha gördüm gördüm. Dur dur. Yakala abi onu. Yettim varanım. Ha Bülent ne diyorsun? İnternet kafedeyim ya ne oldu? Merhaba. Boş yer var mı? Yok.
44 numara. Teşekkürler. Merhaba. Şey, biz tanışmıştık, hatırladın mı? Öyle mi? Burada çarpışmıştık. Neyse, ben çok üzücü bir şey duydum da başın sağ olsun diyecektim. Sağ ol. Ya kusura bakma. Derslerden geri kaldım biraz. Ona da canım sıkkın. Sende ödevler varsa atabilir misin bana? Ne oldu? Aynı sınıfta olduğumuzu hatırladın mı yoksa? Neyse. Sen mailini ver, ben atayım sana. Ya maili boş ver. Face'ten arkadaş olalım. Oradan atarsın. Sen beni hatırlamadın bile. Tanışmıyoruz da zaten. Niye arkadaş olacakmışım ki ben seninle? Ya tamam, tanışalım o zaman. Gerçekten arkadaş olalım. Yedin bitirdin kendini Narin abla. Canına yazık. Bak Baran'a düşün. Çocuk seni böyle gördükçe kahroluyor. Bunları yanmaktan kurtardın da ne oldu sanki? Baran görse yine kıyametleri koparır. Bak ne diyeceğim. Fırat, abiye versen bunları. Hem yabana gitmemiş olur hem de hatırası yaşar ha? Ya nereye gidiyoruz? Kimse bir şey söylemeyecek mi? Ada lütfen yeter artık. Hadi yürü. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Annem yeterince üzgün ya. Biraz insan gibi davran. Sen anca yalakalık yap zaten. Bana bak. Kızlar yeter artık. Bir otele falan gidelim o zaman. Ada 5 kuruş paramız yok. Keşke Sevim teyzenin teklifini kabul etseydik. Sevim teyzenin evinde ne işimiz var? Hadi yürüyün. Anne sen bir çözüm bul o zaman. Oğlumla sırt sırta verdik mi? Halfeti ne ki? Her bir yerin kralı oluruz, her bir yerin. Şu Ebru karısı da vekaleti gönderdi mi? Arsayı satıp fabrikanın da borçlarını kapattık mı? Altına bir araba çekerim seni. Hiç kimse laf edemez sana, hiç kimse. Ha! Of. Al bakalım koçum. Al, 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 al. Haydi bakalım. Abi. Ne yapıyorsun? Sen karışma teyzem kızım. Oğlumla karşılıklı kadet tokuşturacağız. Haydi. Evladım. Böyle bizim ciğerimiz yanarken sen... Yahu ne yapalım ana? Hep beraber dövünelim mi? Böyle yaptığımız zaman kardeşim geri mi gelecek? Acımızı içimize gömüp yolumuza devam edeceğiz. Hayat devam ediyor. Ya insanın ağzına dat bırakmıyorsunuz ha. Haydi koçum çıkalım biz. Thank you.
yapmadım. Açın.